intikamı istemiyorum ya. Çok çirkin bir adam. Hayır, geldi burada yüzüne bakmadı. Flörtaydı Murat neredeyse, o da yanında yani. Kusura bakma. Aşkım burada o kadar oturduk, flörtleştik, evet, muhabbet ettik. Evet, orta yolu bulduk. Anladın mı? Sonra gidip hayırdır ya, benden intikam mı alacaksın? Bu mudur intikam? Aset gitmiş konuşmuş Batla. Azıcık bazen patavatsız halleri var şimdi. Arkadaşım mı yani? Ne demiş? Anlat ne demiş? Aşkım duymadın mı? Bize anlattığını biliyorum ben. Hasretin anlattığını biliyorum. Senin anlattığını İşte bilmiyorum. Şey, Beyza'nın sevgisine inanmıyorum. Kıskançlığına inanmıyorum. Hiçbir şeyine inanmıyorum. Ne kadar oturdun bak benden yemedim ki. Bunları anlatmadı Hasret. Sen bunlara bozulmuşsun diye anlatmadı. Sen şeye bozulmuşsun. Aşkım olur hem muyduk? Onlara bozuldum hem olur muyduk? Olur muyduk? Ya bunu konuşmuyor musun? Hayır, Bat sana Bat sormuş aşkım. Olur demiş muyduk? Ki, işte şey sen beni ilk kırmızı odaya çağırsaydın, çağırdığında olsaydık olur muyduk muhabbeti geçmiş. Hasrette olurduk demiş. Anladın mı? Bu nedir ya? Olmaz. Sence Hasret nerede? Sence yani o bu konuşulacak bir şey mi ya? Bunu o kadar dile getirmen lazım ama bu söylemen. Eğer lazım. Böyleyse, eğer üstüne hayır böyleyse ve üstüne seni kötülediyse, evet sen haklısın. O dahil oluyor, ister istemez nabız daha fazla yükseliyor. Zaten dostum horozsun, sen herkese yükseliyorsun, anladın mı? Yaptığın tek şey herkese yükselmiyor zaten. Senle, bir şey söyleyeceğim. Şu an biz seninle karşılık böyle sohbet edebiliyoruz, sıkıntı yok. Biz seninle sohbet edemiyoruz ki. Senle bir iletişim kuramıyoruz, konuşuyorum. Konuşamıyoruz seninle. Ben şu an yüksek değilim mesela. Oradan, sen gayet yükseksin şu anda. Bak ne güzel dinliyor adam, bak şu an girmiyor. Ama mesela atıyorum ama genel olarak illa girmek istediği yerde de giriyor ya. Tamam. Doğal olarak ne oluyor biliyor musun? Bizim seninle zaten yükseğiz. O giriyor dahil oluyor, onu yükseliyorum. Adam, o giriyor dahil oluyor, onu yükseliyorum. Biz seninle bak biz bugünkü muhabbette yüksek değildik. Bir. Evet. Tamam. İki bu adam sana insan gibi yaklaştı. Hayır. Yine sen yükseldin. Evet, adam sana insan gibi yaklaştı. Koluna nasıl girdim sana hatta ki? Böyle gel dedim, boş bak, ver dedim. Gel kanka boş ver sen dedim. Hayır bak orada sert girdin. Bak, ben belki bak, bak belki bana düşmezdi bu durum. Mert diyebilirdi git diye. Neden mesela sana düştü? Ben mutsuz bir ilişki yaşıyorum. Kardeşim mutlu neden bir ilişki düştü? Yaşamasını istiyorum. O yüzden sen istiyorsun Yeliz istemiyor. Yeliz'in tepkisi zaten. Ne yapıyorsun sen çık lan şuradan falan diyebilirdim mesela. O zaman gerçekten saygısı yok. Zaten Yeliz isteseydi. Zaten sonra kadar boş verdim. Mesela böyle yapabilirdin. Ama sen bana bu saat gelmedi zaten. Bak sen şey muhabbeti yaptı. İnşallah bir rol yaptı. Ben yalnız dedi çok dedi dans etmesen dedi sürekli. Yeliz ne dedi kanka? Önemli olan şey burada Yeliz'in dediği şey değil mi? Yeliz zaten daha cevap vermedi. Zaten şey diyordu yani hayır sana ne oldu tarzı cevap verecekti. Verdim vermedim hatırlamıyorum bile zaten bak, sonra Mert'e geldi. En kilit nokta bence bu. Sadece şuna gerçekten samimiyetime inanmanı istiyorum. Gerçekten benim için hiç art niyeti olmayan bir durumdu. Ama yaşandı ve çok utandım. Ve vermem gereken tepkiyi bana ders oldu. Ben bu evde gerçekten ben böyleysem de böyle olmamam gerektiğini öğrendim. Çünkü herkes bunu çok fazla çarptırıyor. Neden? Çünkü çok kısa sürede tanıyoruz ya birbirimizi. Dışarıdakiler beni yıllardır tanıyan insanlara farklı gelmiyor ama yeni tanıyan insana farklı gelebilir. Bu konuda o yüzden hak veriyorum vermiş olduğun tepkilere, galada işte yükselmelerimize. Yükselmelerimize bir konu konuşuyoruz sonra döneceğim. Hani yükselmelerimize vesaire. O yüzden hani sadece benim açımdan kusura bakma demek istiyorum. Yine söylüyorum asla art niyeti yoktu. Benim için aklımda küçücük bir şüphe dahi benimle alakalı kalmasın. Oğuzhan'a karşı hiçbir zaman bir şeyim olmadı. Olamaz da. Olsa bu zamana kadar bak sana da söylüyorum olurdu. Hani senleykenki kısmından demiyorum önceki kısmından. Olsaydı olurdu. Ben tamamen Mert odaklıyım şu anda. Seninle de aram kötü olsun istemiyorum. Çünkü biz burada arkadaşlık kurmuştuk, gayet eğleniyorduk, gülüyorduk. Bunun bozulmasını da istemem yani yanlış anlaşılmadan dolayı. Hani hakikaten eli avcı gelecek bir sebep olsa okey. Sen farklı bir şey söylüyorsun. Evet. Bu adam yaptığı şey farklı. Görenler diyor ki böyle yaptı. Sen hala diyorsun ki hayır o böyle yaptı. Ben öyle algıladım çünkü biz hepimiz yalancıyız, çünkü sen doğrusun. Siz zaten hep doğrusunuz çünkü bana sert bir şekilde geldi. İçindeki egoyu anlıyorum. Ego hep yok, doğrusun. Ben Murat Kurubacan. Sen var ya büyük bir egoist bir adamsın. Neysem, sen haklısın, sen doğrusun. Sen oyum. Tamam biz sana inanıyoruz. Tamam biz sana inanıyoruz. İnanıp inanmaman umurumda bile değil. Kardeşim anladın karakterindeki mı? Açıklıkları ne? Böyle ne açıklığı var? Yükselterek. Yok ben sesim yüksek değil mi? Kardeşim baba? Seni biraz açalım efendim. Sen ses tonunu yükseltirsen yükseliyor. Bak sen gayet sen böyle konuşursan yüksek, ben sana zaten sakin girerim. Bak sesini yükselterek insanları baskılamaya çalışan bir insansın tamam mı? Şu an seni baskılamaya mı çalışıyorum? Öyle mi hissediyorsun? Seninle aynı savaş alanına girmeyeceğim kardeşim. Öyle hissediyorsun belli ki. Efendim? Öyle hissediyorsun. Seni baskılamaya çalıştığımı düşünüyorsun. Bu zaten psikolojik bir durumdur oğlum. Bunu benim bir hissetmeme gerek yok zaten. Bu bilinen kültürel bir şeydir. Karşı taraf tartışma esnasında sesini yükseltirse karşı tarafı baskılamaya çalışır. Ozan, bu bilinen bir gerçek. Ozan. Anladın mı? Yani bunu benim hissetmeme gerek yok. Bu zaten böyle olan bir şey. Biliyor musun? Bu senin yapmaya çalıştığın sen bir şey. Benim hissettiğim bir şey değil. Doğru da olsan
senin arkandaki arkadaşların hep bir şekilde müdahale ediyor. O yüzden sana... Onlar güzel bir dostsun ki. Sizin sana, dostluğunuz beni sevmiyorsun satmıyorsunuz. Beni sevmiyorsun. Hayır, seni sevmiyorum. Tamam, beni sevmiyorsun ya. Ben sana o zaman sevmediğim bir adam olarak zaten sana bir tavsiye sevme. Vereyim. Beni zaten sevme bu arada. Ben, hani şey diyorsun ya. Tamam, ya sen beni ne kadar sevmesen de ben seni seviyorum evet, diyorsun ya. Evet, ben seni hala seviyorum mümkünse, ama hakkını da veririm gerekirse. Beni sevme. Tamam, ben sen ki, benim hakkını veremezsin. Sen beni verebileceğin bir adam bile değilsin. Oğlum el kullanmıyorum. Elini bak, beni uyarıyorsun ya. O zaman onu da uyaracaksın. Ben el kullanmıyorum. Nasıl kullanmıyor? En son temas edecek bak, insan. Bak sen böyle yapıyorsun kanka. O ne yapıyor? Sen bir şey söyleyeceksin. Olsan bir şey söyleyeceksin. Sen hakem misin kardeşim? Hakem değilim. Tarık ediyorsun. Oğlum ben mi tarık ediyorum? Bak sor sor. Ben bir şey söylüyorum. Bir karışma biz konuşuyoruz. Ya o adam dışında kimse yapmadı. Niye bu adam yapıyor? Hayır adam böyle konuşuyor. Böyle yapıyor. Tamam. Ben zaten bundan rahatsız olmuyorum. Sıkıntı yok. Olsan sen... Ya tarık edici bir şey. Bana gel. Tarık edici bir şey. Kanka sen bir karışma. Allah razı olsun. Benim için tarık edici bir şey. Ben konumda gel. Sevmeyen bir adam olarak sana bir tavsiye vereyim. Sen gereken yerde tepkini koy. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu evde 9 kişi yaşamıyor muyuz kardeşim? Objektif olun. Bat girdiği zaman, özellikle sana soruyorum. Sıkıntı oluyor, siz girdiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Ben yine konuşup taraf olacağım Mert, da. Mert, Oğuzhan, Oğuz. Tartışırlarken ben de yorumumu katıyorum. Bu diyorum bu şekilde. Normal konuşarak. Yapabilirsin. Konuşarak. Yani gelip de zaman... hayırdır birader falan diye girmiyorum. Oturuyorum şurada. Diyorum ki bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Bak, bu yanlış bir şey. Olay ne olur yok. Bak görüyorsun da o şekilde girmiyorsun. Az önce o şekilde girmedin mi? Hayır sen, bak Oğuzhan sen peki senin girişin bugünkü. Bekle, bugün senin bekle ben cevabını vereceğim sonrası konu dağılmasın. Mert, sana söylüyorum. Biz seninle daha tartışmamız bile bitmeden Oğuzhan oradan gelip sen bana sert bir şekilde şey yaparsan sana yükseğim zaten, buna yükseliyorum. Sonrası kadınlar evinde kavga cumhuriyet oluyor. Oradan Berke geliyor, Berke'ye yüksek gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. O yüzden seninle biz çözeriz, çözmeyiz. Konu biter, herkes yorum yapsın. Zaten herkes yorum yapmak da özgürdü. Ama bizim seninle olan diyalogumuz bitmeden girerlerse sıkıntı yaşarız. Tamam bak, normal insan gibi iletişim. Tamam. Bak şimdi mesela, zaten Bat ile diyaloğa girdi. Ben Batı yükseldi mi? Bak ben zaten burada yükseyim böyle böyle deyip ha. Sen de oraya giriyorsun. Ben Batı yükseldim mi? Yok hayır. Hayır Oğuzhan yorum bak, yaptığı için o Oğuzhan'a yorum yaptı. Yorum yapabilir yaptı. Kardeşim bak adam hayır. Biz burada 9 kişi yaşıyoruz. Evet. Biz bütün olay döngüsünü beraber geçiriyoruz. Yapamazsın diyorsun. Ben yapamaz ama. Demiyorum. Yapamazsın ben şöyle diyorum. Konuğumuz biter. Adamları piyon hayır, bir diyorsun. Dakika. Beyler bir şey diyorsun. Başım şişti bak. Konumuz yemin ediyorum başım şişti ya. Herkes yorum yapar. Az önce Leyla geldi teşekkür etti bana. Bir gün çok pişman olacaksın. Gerçekleri evet. Göreceksin demiştim ona. Geldi kankacığım özür dilerim dedi. Gerçekten daha fazlasını gördüm özür ben dilerim. Ben geçmişe bakmıyorum dedi. Ben şu an geleceğe bakıyorum. Ya geçmiş anladın senin mı? Yapmış çizdi olduğun seni şeyler. Ya. Geçmiş Leyla senin yazdığın şeyler. Ben şu an Leyla'yı dans etmiyorum anladın mı? Ben şu an Leyla'yı dansa kaldırmıyorum. Anladın mı kardeşim? Sen, senin ilişkin daha kötü bitti. Aynen öyle. Bitti. İyisiyle bitebilir, şekilde bitirdi. İyisiyle bitebilir, kötüsüyle bitebilir. Bu kimse ama onu, o adamı öyle vuramazsın ha? İşte oradan. Neyden vuramazsın? İlişkin seni hiç izliyor ya. Hani çok saygılı bir şekilde hala görüşebiliyorlar. Sen Leyla'yla yüzle bile gelemiyorsun mesela. Çünkü biz kötü ayrıldık. İşte bak bitti. Ne kadar kötü ayrılma sebebi de sensin. Ne kadar olabilir. Ne olmuş yani? Sen yaptın. Koza saygısız saygısız davrandın. Ne olmuş? Ne olmuş? Oğlum bir kadına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyorsun. Sonuç olarak ben seni tanımıyorum. Sen anlıyorsun ki işte benim iş kadınla büyüdüm. İşte benim kızlarımda evet. Kadınlar çok tecrübem oldu. Dedeklerim çıkmıyor mu? Dedeklerim asla zeysine çıkıyor anlatır, ve hala da söylüyorum. Benim gördüğümle Leyla ilişkini gördüm. Ha. Şimdi ben senin tecrübene ne kadar inanabilirim ki? Zaten nasıl bir ilişki yaşadığını, tecrübelerimi kadınla nasıl yaklaştığını zaten görüyorum. Yapmış olduğum yorumlarla herkes bak. Gördü. İki kere denediniz, üç kere denediniz, olmadınız, olmayacaksınız. Bak ben senin gibi egoist bir insan değilim. Bak ben senin gibi egoist bir insan değilim. Sen egoist bir insansın. Evet egoist bir insan. Ben sadece şunu söylüyorum. Yeni seni tercih eder etmez bir şey demem ama ne oldu daha dün ne kadar etmez diyordun yani etmez. Senin karakterinde birisini etmez bak, diyordun. Bak zaten etmez bu benim düşüncem. Fikrin değişti düşüncen değişiyor değil mi? Hayır hayır. Yelizini değişti. Şey, hiç lafı oraya çekmeye çalışma. Murat, yok, yorum yapmayacağım iddia edelim mi? Alakası bile yok. Çocuk muyuz ya? Girelim. Bu çocuk muyuz? Bir şey diyeceğim Yeliz seninle olmaz bence. Giriyor musun? Ya ne yapacağız böyle? Evet gireceğim ya. Sen iddiayı sevmiyor musun kardeşim? İddianı istiyor musun? Sen iddiayı girme zaten sevmiyor musun? İddia sen iddiacı bir adam değil misin zaten? Şimdi iddia kalksın. Hayır iddia bak zaten kavga etti peşindeyim. Ne oldu daha dünye kadar bak, olmaz şey. Diyordun baş başa konuşurken. Beyza. Ne? Sen hasreti omuz mu attın? Omuzum çarpmış. Yani temas yani yaktın. Bu dikkat edin. Ne kadar yakın. Ama çok sever o temasta bulunmasını. Bayılırım çok hoşuma gidiyor. Evet. Bayılıyorum. Temas adamına göre yani. Neler oluyor? Hayır bir de onun takıntısı ne biliyor musun Leyloş? Neler ben buradan neler? Söderken bir de bak böyle yaptı ya. Şimdi o onu kuruyor. He, anladın evet. O onu kuruyor. Ben sana değilim. Hasret burada abla böyle 31 yaşındayım anladın şöyle mı? Şöyle. Erkeklerin bir kek bokuyor ama makarasına da şey yapıyorlar. O değil. Ondan sonra bir tane, bir tane daha var. Bir tane daha var. Şimdi gelecek. Bak böyle ama ekranda. Gözlükleri giymiş bunu bakasana sonra böyle. Sonra kendini gördü ekranda.
Ağzını kapattı, dudağını. Bir şey söyleyeceğim, bana bunu kim anlattı biliyor musunuz? Beyza. Ne anlattı? Dedi ki şey işte hani dans ederken Allah böyle güzel güzel battı dedi evet. Yani beğendi dedi. Kendisi anlattı bunu, dün tamam. Anlattı daha. Çocuklar da hatta dedi ki dişi enerjisi çok olduğu için hasretine tabii bakarlar dedi. Ne evet. Kadar dans etsen de, tabii, tabii. İstediğini tabii, yapsan tabii. Da tabii, 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 olmayacaksın. Tabii tabii tabii, evet. Tabii 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 tabii. Bol şans Murat. Hayatında başarılar diliyorum sana. Senden şans alacak bir adam bu. Yani... Beni dost olarak gör veya görme, bir dost tavsiyesi olarak gör görme. Okay. Ama çok müdahale etmesen daha tatlı. Ben müdahale bunu Berke'ye de söyleyeceksin bak. Berke'ye falan kendi kişiler gelince muhabbet. Ne? Kendi dediklerine çalışıyorsun. Oğlum adam bunu, bu zamanla kendini tamam, sevdirdi. Ben dışarıda sevmiyordum. Tamam, bunu, ben bu adamla dışarıda git, muhatap oluyorum. Sen de dışarıda bir kere muhatap oldun mu ben? Onla, ben sen dışarıda bir kere muhatap oldun mu? Ne? Ben sen dışarıda bir kere muhatap oldun mu? Oldun mu? Bak hayır üstüne gelmiyorum. Bak seninle konuşmak için geliyorum. Abi dokunmayın bir şey yapmıyoruz. Konuşun. Tamam ya gidin. Zaten yine konuşuyoruz. Durun sadece konuşuyoruz. Biz tepkinizi ölçemeyiz ki. Bir anda girmeyin birbirimize. Zaten konuşuyoruz. Kardeşim ben adama direkt temas edecek bir insan değilim. Tamam ben de öyle bir adam. Burun buruna konuşmayın abi. Ben de öyle bir adam değilim. Merak etme. Hadi çıkıyor musun? Oğlum çıksana şuradan ya. Ben zaten o konuda dersimi aldım merak etme. Şu an ben de temas etmem. Ama Bata ne güzel söylüyorsun. Aynısını arkadaşına rica et. De ki erkek gibi. Bak ben Bat'a söyledim. Ara hiç şekilde girmeyecek. Lütfen Berke sen de benle olan diyaloglara girme dostum de. Tamam Murat. Heh. Ha, benim de son söylemek istediğim oydu. İşte nasıl alırsan tavsiyeyi bilmiyorum ama. Ne olur rap gibi oldu biraz galiba. Yani ilişkilerinde sen tepkili ol. Bak ciddi anlamda her ilişkinde mutsuz olursun. Kardeşim, başkaları müdahale anlattım, etmesin bak, sana. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Haklı kanka, olduğun bir nokta olabilir. Bak, yani zaman öyle zaman... değil de. Yani ya, ne anlatmaya çalışıyorsun anlamadım. Yo. Bu arada dediğin şey kanka. Doğru. Haklı olduğunu. Bu arada yapmış oluyorum doğru görüyorum. Ama ne kadar yakıştı. Ama çok kötü kızlar yani. Neden yapsın? Neden? Niye biraz ortasında yapsın? Öyle bir çiz diye baktı bana. Ben de dedim çiz diye. Değiştirmiyor bak benim buradan fotoğrafım yok. arkadaşımınkini yapacağım, kime yapacağım? Çok kibar konuşuyor, nasıl yükseleyim bu kızı? Nasıl kızayım? Ben olsam bir şey söyleyeceğim. Biraz insaflı davransaydı. Ama Yeliz çok kötü. Çok bari benle kaşını yapsaydı. Bak benim top sakalım aldı. Ne yaptın ya? Ben bununla kalmam, yeni aday falan gelir aman. Ya saçmalama neden öyle bir şey ya? Al sen de benimkini çiz, ne var bunda? Kaş yapacağım ama abi. Fotoğrafım çok köşede kalmış ya. Sevdiğin, ilişkinin olduğu bir kadının erkek arkadaşı olabilir mi? Senden başlayalım kanka. Boyutu çok önemli. Evet. Yani az önce biz de konuştuk aynı konuyu. Ben olmaz taraftarıyım ama boyut farklıysa hani dediğim gibi bir boyut olayı söz konusu. Sosyal medyadan tanışmışlar. 3-4 senedir falan... tanışıyorlar. Kanka 3-4 senelik bir arkadaşlık, geçmişten gelen çok yakın kardeş gibi olduğunu bildiğin, tanışıp güvendiğin biri ise geçmişten gelen olur. Ama benleyken mesela yeni birisiyle tanışsa arkadaş... Benleyken imkansız. Nasıl tanışacak ki? Ya şöyle ya, kız kıza bir yere gidiyorlar. Bence doğruyu konuşalım. Geçmişten geleni de istemiyoruz hepimiz. İstemiyoruz ama bazen mecbur kalıyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun. Ona saygı duyuyorum. Saygı duymaya çalışıyorsun. Bir yerden sonra önünü kesiyorsun ama. Sürekli hani çocuğun yanlışını arıyorsun ya. Bir kelimesini arıyorsun, gözüne batıyor. Arıyorsun. Gözüne batıyor. Sizce bak, sizce bir yani ilişkide olan bir kadının erkek arkadaşı o kadından bir adım beklemiyor mudur? Fırsatçı çakallar. Beklemiyor mudur? Ama şöyle derler o zaman sana da. Yani kadın sen... bir adım atsa erkek o erkek kankası 15 adım atmaz. Kanka şöyle şöyle kızlar da o zaman şey desin o zaman. Sen bütün kız kankalarına bir adım atmayı mı bekliyorsun? Kız kankaların sana adım atmayı mı bekliyor da sen kendinden adım atacaksın? Bilir işimi demek. Evet, kızlar da öyle der o zaman. Benim kız arkadaşım yok. Ya mesela. İşte mesela kanka, o da, onlar da öyle söyler o zaman. Sen kız arkadaşın olursa onun adım atmasını mı bekliyorsun? Tamam, kanka, kız arkadaşın varsa senin de zaten bunu söylemeye hakkın yok. Evet evet işte. Yok. Burada herkes onu haklı görüyor çünkü bana attığı mesajları kim...